Mark 3 tankı. Aynı Mark 2 gibi Mark 3 tankı da genellikle eğitim görevleri için kullanılmıştır. Mark 4'ler gelene kadar bir geçici tedbir olarak sahaya sürülmüştür. Bu nedenle Mark 3, Mark 1'e oldukça benzer. Mark 3'ün Mark 1'den veya Mark 2'den ayırt edilmesi oldukça zordur ve Mark 3'ün çok az sayıda kaydı fotoğrafı bulunmaktadır. Önceki modellere nazaran Mark 3'lerin zırhı daha kalındır. Ön zırhı 16 mm, yan zırhlar 12 mm, tavan zırhı da 8 mm'dir. Hotchkiss makineli tüfeklerin namluları önemli ölçüde kısaltılmıştır. Çünkü uzun namlular tank hareket ederken ağaçlara, çalılara hatta bazen de çamura saplanıp tankı hareketsiz kılıyordu. Üretilen 50 mark için tamamı Fransa'ya gönderilmiştir. En az 25 tanesi savaşa girmiş, kalanları da savaşın bitimine kadar eğitim amacıyla kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle İngiliz ordusunun elinde yaklaşık 3500 tank bulunuyordu. Ve eğitim görevleri hayli önemliydi. Savaşın bitimine bu tanklar parçaları yeniden kullanılmak üzere söküldü. Mark 3'ten 50 adet üretilmiştir. 8 kişilik mürettebata sahiptir. Hızı saatte 3 kilometredir. Azami menzili 45 kilometredir. Diğer tüm teknik özellikleri Mark 1 ve Mark 2 ile aynıdır.